Yalçın, önce sizle başlayalım mı? Şimdi aslında bugün bir görüşme daha gerçekleşecekti. İkinci buluşma yarına kaldı. Niçin yarına kaldı? Önce onu alalım. Bir problem mi var şu an itibariyle? Evet. Didem Hanım, öncelikle Suruç'ta sivillerle başlayıp daha sonra güvenlik görevlileriyle devam eden bu süreçte şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke önemli günlerden geçiyor. Bunu özellikle ifade etmem lazım. Bir de başlangıç kısmında bir teşekkür etmem gerekiyor, onu özellikle buradan belirteyim. Çünkü toplu sözleşmenin ilk başlangıcı olan 3 Ağustos'ta Kamu Görevlileri Sendikası Heyet Başkanı olarak kamu işveren heyetinden bir talepte bulunmuştum ve 3 yıl şartı dolayısıyla eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin eş durumundan bir araya gelememe gibi bir problemi vardı. Anayasanın aile bütünlüğüne ilişkin amir hükmünü de ihlal eden bu düzenlemenin derhal kaldırılması noktasında bir teklifte bulunmuştuk. Kamu işveren heyeti bu anlamda bunu olumlu bulmuştu. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'yla henüz yasal düzenleme çıkmamasına rağmen bu anlamda masadaki sözün bir yasal yaptırım olarak kabul edilmesi ve buna ilişkin öğretmen tayinlerine ilişkin kılavuzu yayınlayacaksınız. Burada bunu dikkate alın. Biz bu konuda uzlaştık demiştik ve bugün 3 yıl şartı konusunda somut bir adım atıldı ve bu anlamda geriye dönük 2 yıl içerisinde 360 günü baz alan bir sigortalılık süresi öngörüldü ve bu anlamda çalışanların üzerindeki stres bugün kalkmış oldu. Bütün kamu görevlilerinin üzerinden kalkması için yapılması gereken şey, 23'üne kadar toplu sözleşme süreci devam edecek. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nın bu anlamda mutlaka ama mutlaka üyeli bir şekilde çerçeve yönetmeliği değiştirerek ilgili maddeyi değiştikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunup üyeli olarak çıkmasını sağlayarak bütün kamu görevlilerini rahatlatmasını bekleyeceğiz. Bu anlamda Sayın Faruk Çelik'e de Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da bu konuda duyarlılık için öncelikle teşekkür edeyim. Bugün görüşmeler yarın 11'e ertelendi. Burada üçünden sonraki gelişen süreçte hizmet kollarına ilişkin tekliflerin kamu işveren niyeti tarafından da bir tasnif edilmesi, bir mali boyutunun çıkarılması gibi önemli bir işlev söz konusuydu. Bu anlamda mutfak çalıştı, karşı tarafta mutfak çalıştı. Çünkü masaya götürülen tekliflerden toplam 241 teklif masada müzakere edilecek hizmet koluna ilişkin tekliflerden. 194 teklifse genel toplu sözleşmenin kapsamında diye ikinci cetvele atıldı. Dolayısıyla bizim masaya genel toplu sözleşmeye ilişkin götürdüğümüz teklif sayısı ise 82. Dolayısıyla şu an itibariyle baktığımızda 323 teklifi masada sırasıyla görüşecek ve bunları karara bağlamaya çalışacağız. Onun için sanırım zamana ihtiyaçları vardı ve Sayın Kamu İşveren Heyeti Başkanı Faruk Çelik bununla ilgili arayarak yarın 11'de başlamış olsak uygun mu dediğinde biz de olabilir, önemli olan masaya hazırlıklı gelinsin anlamında bunu olumlu karşıladık. O yüzden yarın masaya mutlaka ama mutlaka Kamu İşveren Heyeti'nin masaya teklifle gelmesini bekliyoruz. Evet. Bu çağrımız Kamu İşveren Heyeti'nedir. Masaya yarın mutlaka teklif getirilmesini bekliyoruz. Peki siz teklifinizi sundunuz. Bizim memur sen olarak. Evet, memur sen olarak ne istiyorsunuz? Memurlar ne istiyor? Sizin size bağlı olan, siz de dile getirdiniz bunu. Memur ne sen talep olarak ediyorsunuz? Biz 2016-2017 yılı için tekliflerimizi dörtlü formülasyonla sunduk. Ülkenin hazır koalisyon tartışmaları yaşadığı bir ortamda koalisyonlu bir teklif götürdük masaya. Dolayısıyla bu yüzdelik artış, refah payı, enflasyon farkı ve taban aylık zam olmak üzere dörtlü sacayak üzerine oturtturduk. 2016 yılı için 8 artı 8 olmak üzere toplamda 16.64 olacak şekilde bir yüzdelik zam teklifimiz var. Bununla beraber 2016 için taban aylığa 150 TL bir iyileştirme istiyoruz. 2015 yılının büyümesinden %50 pay istiyoruz. İlk defa bu toplu sözleşme masasına geliyor. Biz mevcudun üzerine çıkılsın, büyümeden çalışanlara pay verilsin diyoruz. 2016'nın büyümesinin de 3'er aylık dönemler halinde bordrolara yansıtılmasını istiyoruz. Ve bunun yanında enflasyon farkı oluşursa şayet enflasyon farkının da verilmesi anlamında dörtlü sacayak üzerinde bir teklifimiz var. 2017'ye gelindiğinde ise 2017 için 7 artı 7 14.49 olmak üzere bir yüzdelik zam
teklifimiz var. Bununla birlikte 2017 evet. için taban aylığa 100 TL iyileştirme Peki, Sayın istiyoruz. Başkan. Yine refah payı olarak bu anlamda 2017'de gerçekleşebilecek bir büyümeden 3'er aylık dilimler halindeki büyümenin maaşlara yansıtılmasını, enflasyon farkının da yine aynı şekilde denklemin içerisinde olması gibi 4 sacayak üzerine oturmuş ana teklifimiz var. Bununla beraber yine masadan 4B ve 4C'lilerin, sözleşmelilerin bu anlamda kadroya geçirilmesi, üniversitede işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi gibi çok önemli bir teklifimiz yine masada olacak. Bu konuda da mutlaka Peki. olumlu bir adım bekliyoruz. Yine Sayın Başkan. Gelir vergisi kayıpları söz konusu kamu çalışanlarında evet. bu anlamda gelir vergisi kayıplarının karşılanmasını, geri iadesini istiyoruz. %15'i geçen gelir vergisi kesintilerinin iadesini mutlaka masadan beklediğimizi, iki bayram ikramiyesi istediğimizi, eş ve çocuk yardımı olmak üzere bu anlamda birçok alt başlık var. Peki, ama o bununla diğer beraber vicdana da... hitap edenlerle beraber evet. vicdana da hitap eden tekliflerimiz var. O da cuma günü 2 saat cuma izni verilmesini, ibadet izni verilmesini, aynı zamanda kılık kıyafet yönetmeliğiyle ilişkin yaptığımız eylemde kadınlara devlet eliyle uygulanan şiddete son verilmiş ve bu anlamda kamusal alan yalanı kenara bırakılmıştı ama öğretmenler Sayın Başkan dahil, beni duyabiliyor bütün musunuz? Kamu çalışanları kravat konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu anlamda da bu tekliflerimiz de masada.